Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Tekno Dünyanın Cilveleri Süleyman Seyfi Öğün İletişim dünyasında yaşanan bazı taze gelişmeler, nihayet WhatsApp'ın son dayatmacı kararı bir hali düşündürücü. Doğrusu ne Twitter, ne Instagram, ne de Facebook gibi mecralarda yer alıyorum. Ama buralarda faal olan dostlarımdan edindiğim intiba, bu mecralarda zaten yavaş yavaş yaygınlaşan dolaylı bir sansürcülüğün baş gösterdiğini işaret ediyordu. Her iletişim dönüşümü ucuzlamış, basitleşmiş bir teknik veya teknolojik altyapının üzerine inşa ediliyor. Bunu biliyoruz. Mesela en tipik olarak matbaa akla geliyor. Matbaa tekniği yokken de kitap vardı ama bu haliyle kitap pahalı bir üründü. Yazı işinde maharet kazanmış hattatlarca kalemi alınır, kağıdı, hattı, cildi ve diğer süslemeleriyle ancak az sayıda seçkin insanın erişebileceği nadide, pahalı bir varlık haline getirdirdi. McLuhan'ın meşhur kitabı Gutenberg galaksisinde uzun uzun bahsettiği üzere matbaa kitabı seri bir üretime tabi tuttu ve yaygınlaştırdı. Evet, önce söz vardı. Sözün söylenen bir şeyden olmaktan çıkıp yaygın bir şekilde yazılan bir şey haline gelmesiydi bu. Söz uçuyor ama yazı kalıyordu. Burjuvalar marifetiyle yürütüldü bu süreçler. Kitaplar bize şifahi dünyadan çok farklı bir dünya kurdu. Bir kere düşünme işini ezberden kurtardı. Fikir inşasını rahatlattı, zenginleştirdi. Eleştirel düşünceyi de rahatlattı adına entelektüeller denilen yeni, seçkin bir zümrenin oluşmasına da Gutenberg galaksisine borçlu olduğumuz söylenebilir. Bir hali demokratik bir dünyaydı bu. İsteyen istediği fikirlerle kitaplar vasıtasıyla bağ kurabiliyordu. Bu aynı zamanda iktidar muhalefet arasındaki ilişkiyi de kökten dönüştürdü. İktidarlar bağımsız eleştirel kitaplar ve diğer neşriyatlardan rahatsız oldular. İktidarları besleyen kitaplar da yazıldı elbette. Gramsci'nin organik entelektüelleri veya entelijansiyalar iktidarları destekleyen çalışmalar kaleme aldılar. Ama daha heyecan verici, daha kışkırtıcı olan, iktidarlar tarafından şeytanın kalemleri olarak tarif edilen Edward Said'in anarşizan bir çizgide gördüğü kurumsallık karşıtı entelektüellerinin yazdıklarıydı. Ama bu kutuplaşmanın yani farklı organik entelektüellerin dışında kalan Weber manada değer dışı kalarak düşünen ve yazan bağımsız entelektüeller de ortaya çıkmıştır. İletişim dönüşümleri bununla sınırlı kalmadı. Sinema ve televizyon iletişimi görselliğe taşıyarak biraz daha demokratikleştirildi. Bu kitap ehlini rahatsız etti. Derinliğin kaybı olarak değerlendirdiler bu süreci. Eh yanlış da değildi. Ama her demokratikleşme bir noktadan sonra biraz da seviyeleri basite çekmiyor mu? Evet, kitap dünyası, kültürün demokratikleşmesiyle insanlığın derinleşmesi idealini birleştiren bir iddianın sahibiydi. Ama süreç burada durmadı. Görsel demokratik dönüşüm derinleşmeyi tasfiye etti. Bu, çilenin yerini eğlencenin almasıyla oldu. Kitap eğlenceli olmaktan çok çileli bir dünyaydı. Ama eğlenmeyi çilenin yerine koyan ürünler sundu insanlığa. Kitaplar elbette yok olmadı ama Pulp Fiction baskın hale geldi. Derin kitaplar elbette varlığını sürdürüyor ama ucuz edebiyatların denizinde dibe itilerek yani kendi derinliğinde kaybolarak. Geçenlerde Mustafa Kutlu abiyle sohbet ederken evet söz artık uçmuyor bir şekilde tutunuyor yazıysa yalnız kalıyor demekten alıkoyamadım kendimi.'' Dijital teknolojinin baskın olduğu dünya ise sözel, yazılı ve görsel kültürü bir araya getirdi. Twitter mecrası herkesin yazar, okur ve düşünür olduğu, alabildiğine gevezelik ettiği, alabildiğine demokratik bir dünyadır. Instagram ise görselliği daha ön plana geçiriyor. Sığlaşma bu dünyayı tarif etmenin çok uzağında. İnsanlığın iç bükeylikten taşkın bir dış bükeyliğe geçişi bu. Bu asrı besleyen dinamiklerin dijital gelişmelerle beslendiği herkesin malumu. Artık meseleler eskiden olduğu gibi ekonomik politik değil, tamamen teknolojik. Teknoloji bu dünyanın araçsal donanımı veya altyapısı değil, bizatihi kendisi. Tekmin insanlık birikimlerini odağında toplayıp, kırıp bir başka tayfa dönüştürüyor. Tekno bir dünya bu. Ekonomiyi bizzat şekillendiren güç artık teknoloji, siyaseti de öyle belirleyecek, yeniden yapılandıracak görünüyor. Marx, üretim aletlerinin mülkiyetinin ne kadar hassas bir mesele olduğunu dikkatimize sunmuştu. Elbette onun bahsettiği üretim aletleri kavramı bugünkü teknolojiyi vermiyor. Sanayi devrinin insanıydı o. Ama bugün oradan ilham alarak teknoloji mülkiyet ilişkisini sorgulamak mümkün. Teknolojik dünyanın gerçek sahibi kimlerdir bilmiyorum. İsimleri ön planda olan Elon Musk, Bill Gates gibi kült figürler mi? Pek o kanaatte değilim ama her kimlerse artık dişlerini göstermeye başladılar. Bizim özgürlük alanlarımız olarak gördüğümüz kendi hesaplarımızın büyüsüne kapılarak bizim zannettiğimiz mecraların pek de bizim olmadığını anlamaya başladık. YouTube, Twitter sansürleri bunu gösteriyor. İnsanlık bir yol ayrımında ya bu iletişim tekerlerinden hesap soran, onları dağıtan, parçalayan ve insandan yana araç sağlaştıran bir yola girecek yahut bu tekerlerin arzusu doğrultusunda varlığını onlara armağan edecek. Aradaki tuzaksa sözüm ona ulusunu koruyan devlet erklerinin aradan sıyrılıp bu gücü sahiplenmesi. Göreceğiz. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.